İki gözü açık nişan alma ve giriş ipini nişangah üzerinde konumlandırma hakkında konuşacağız. Orta düzey ve profesyonel sporcuların iki gözünü açık şekilde nişan aldığını görmüşsünüzdür. İki gözü açık nişan almak denge kaybının önüne geçiyor. Yaya hakimiyeti arttırıyor. Yere okçu duruşuyla daha sağlam basmanızı sağlıyor. Yayı çekiş esnasında da yayın eğilmesinin önüne geçiyor. Sürekli tek gözünüzü kapatıp açmak da yaratmış olduğu, gözünüzü açıp kapamanın yaratmış olduğu odaklanma sorununun da önüne geçiyor. Yani çift göz kullanmak hedefinize odaklanmayı arttırıyor ve yaya hakimiyetinizi güçlendiriyor. Peki çift gözü açtığımızda hedefte ne görürüz? Hedef karşımızda net bir şekilde görünürken nişangahımızda hedefi arıyoruz ve merkezde sabitliyoruz ve odaklamayı yaptığımızda nişangahımız full'e ulaşırken hedefimiz netleşiyor. Görmek istediğimiz şekil tam olarak bu. Bu noktada eğer nişangah netleşip hedef full'e ulaşıyorsa odaklama sorunu yaşıyoruz demektir. Nişangahı netlemiyoruz, hedefi netliyoruz gözümüzde. Hedefi çift görebiliriz. Burada nişan gözümüzün tam oturmadığı anlamına gelir. Yani sağ gözümüz, sağ kullanıcılar için sağ gözün nişan gözü olduğunu oturttuğumuzda hedef netleşecek ve hedef tek olacaktır. Nişan aldığımız nişangahta onun içinde ulaşacaktır. Peki kiriş nasıl durur bu pozisyonda? Kanada siyah gölge şeklinde sağ tarafta görüyorsunuz. Kiriş ipi ise beyaz konumda duruyor. Şimdi beyaz konumda gördüğünüz kiriş ipi sol taraftaysa eğer nişangah pininin biz içeriden bakıyoruz demektir. Bu yanlış istemediğimiz bir atış şekli. Peki kiriş ipini biz nasıl konumlandıracağız? Kiriş ipi nişangah pininin hemen yanında durabilir veya kanadın üzerine hizalanabilir. Burada önemli olan nerede durduğu değil, bunun tutarlılık göstermesi. Çoğu sporcu kiriş ipinin farkına bile varmadan atışını yapmakta. Bu da atış istikrarı sağlamamaktadır. Şimdi kiriş ipimizi kanadımıza göre hizaladığımızı farz ediyoruz. Atışlarımızı buna göre yapacağız. Nişangahımızı bu konuma göre ayarlıyoruz ve atış istikrarı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak biz kiriş ipini bu konumlandırdığımız yerin sağ tarafına kaydırdığımızda oklarımız nişan aldığımız yerin soluna gelecek. Eğer sola kaydırırsak da oklarımız sağa gidecek. Okları sağda veya solda kümelenen bir sporcu nişangah ayarını hemen değiştirmek yerine giriş ipini doğru konumlandırdığından emin olmalıdır. Dış faktörler konumlandırmayı etki edebilir mi? Güneşin vuruş açısı giriş ipindeki gölgelenme nedeniyle yanlış konumlandırmaya neden olabilir. Sabah yapılan atışlarla gün batımında yapılan atışlar giriş ipindeki gölgelendirme nedeniyle konumlandırmada farklılıklara neden olabilir. Sporcu ortam ışığının da etki edebildiğini bilmeli. Giriş konumlandırmasını ona göre yapmalıdır. Nişan alırken
Yeni hedefe yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya gelecek şekilde oturtturmalıyız. Böylece giriş oturtturmamızda bir kayma olmayacaktır. Soldan sağa ve sağdan sola girişlerde, giriş oturtturmalarda kaymalar, sapmalar olabilir. Yapacağımız antrenmanlardan biri de parmağımızla yapacağımız hedef gösterme antrenmanıdır. Gözümüzü alıştırmak, hedefe odaklanabilmek için işaret parmağımızı hedef üstüne koyarak tek el olacak şekilde indirene kadar gözümüzde alıştırmalar yapabiliriz.